Bütün çıkan arkadaşlarım, özellikle hukukçu arkadaşlarım altını çize çize söyledi. Biz 57 saat konuştuk, derdimizi anlattık, dinleyen olmadı. O yüzden ben AKP sıralarına seslenmeyeceğim. Doğrudan bizi dinleyen özellikle genç avukat meslektaşlarıma ithaf edeceğim bu konuşmamı. Genel kurulda konuşunca bir şey olmuyor maalesef vekilim. Bizi dinleyen avukatlar beni iyi dinlesinler. Çünkü özellikle havuz medyasında çok fazla yalana maruz kalıyorlar. Ben bu konuşmamda bu yalanları sadece şöyle bir kısaca özetleyeceğim ki yarın öbür gün biri size bu yalanları söylediğinde cevabını verebilirsiniz. Birincisi, baroları vesayet altından kurtaracağız. Bu benim en sevdiğim, en çok güldüğüm yalan. Baroları vesayet altından kurtaracağız diyorlar. Türkiye'de 80 tane baro var. Bir de Barolar Birliği Başkanlığı var. Hepsi buna karşı. Yani halka rağmen halk için bir şey yapmak dedikleri tam olarak bu olsa gerek. Sayın Turan sağ olsun görüşü aldık dedi, sorduk dedi. Ya sordunuz, herkes hayır dedi. 80 baronun 80'i hayır dedi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı hayır dedi. Siz hala hangi baroları vesayet altından kurtaracaksınız? Baroların bu konuda tek bir ricası var sizden. Vesayet altından değil, başkanlarımızı bir zahmet barikat altından kurtarın. Bir zahmet başkanlarımızı kapının önünde bekletilme utancından kurtarın. Ve barolara gölge etmeyin. Başka bir İslam biz sizden istemiyoruz. İkinci yalan, baro başkanları meclise davet edildi ama gelmediler. Gerçekten harikulade bir AKP çarpıtmasıyla karşı karşıyayız burada da. İki grup başkan vekilinizle burada toplantı yaptınız. Bazı baro başkanlarımız katıldı, doğrudur. Diğerleri ne dedi size? Çoklu baro dediğiniz FETÖ projesine biz karşıyız. Siz el önce şu teklifi bir geri çekin. Samimiyseniz gelelim konuşalım dediler. Geri çekmediniz, kendi dayatmanızı önlerine koydunuz. Sonra da vay siz buraya gelmiyorsunuz dediniz bu insanlara. Üçüncü yalan, bu değişiklik anayasaya aykırı değil. İçlerindeki en cahilce, en büyük, en kuyruklu yalan bu. Sevgili genç avukat arkadaşlarım, size söylüyorum ben bunu. Bir, anayasamızın ikinci maddesine aykırı bu en başta. Türkiye Cumhuriyeti demokratik sosyal bir hukuk devleti ise şayet siz anayasaya aykırı bir değişiklik yapamazsınız. Kafadan burada bir hata var. İki, 11. madde, kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Açın okuyun, açın okuyun, istirham ediyorum, açın okuyun. Bu maddeye aykırı. Üçüncüsü madde 25, bakın. Herkes düşünce kanaat hürriyetine sahiptir. Hangi sebeple olursa olsun kimse düşünce ve kanaatini açıklamak zorunda bırakılamaz. Siz şimdi ne yapıyorsunuz? Barolar, bir tane baromuz var değil mi? AKP'li meslektaşım da aynı baroda. Ben de aynı barodayım. MHP'li meslektaşım da aynı baroda. Bir çatı altındayız biz. Şimdi öyle bir düzenleme getiriyorsunuz ki meslek uzmanlığına göre bile değil. Sadece siyasete göre bölüyorsunuz bu baroları. Ve aslında bu tam olarak ne biliyor musunuz? Faşizmin söyleme mecburiyeti. Siz şu anda avukatları fişlemek için avukatları buna mecbur bırakıyorsunuz. Hepimizi bir kenara koyuyorum ya. Biz serbest meslek erbabıyız. Kamu avukatlarını hiç mi düşünmüyorsunuz? Kamu avukatlarını hiç değerlendirdin mi? Ne yapacaklar bu kamu avukatları sevgili arkadaşlar? Faşizmin söyleme mecburiyetine kurban ediyorsunuz siz şu anda avukatları. 67, 123, 135 Kaboğlu hocam buradayken bana düşmez daha fazla. Sadece bu kadar değinmek istedim. Dördüncü yalan, temsilde adalet getiriyoruz. Bir tane örnek vereceğim. 48 üyeli Ardahan Barosu'yla 4800 üyeli Antalya Barosu aynı oranda delege ile temsil edilecekler bundan sonra TBB'de. Bunu vicdanınızın neresine sığdırıyorsanız buyurun siz sığdırın. Beşinci yalan, çoklu baro bir FETÖ projesi değildir. Bunu söyleyince çok zıplıyorsunuz. Zıplamayın arkadaşlar. 2013'te var. Açın baro, bakın Sayın Alpayan ben orada oturuyor. Facebook'una girin bakın ya. 2013 yılında yazdığı açıklamaya bakın bir baro başkanı sıfatıyla. FETÖ önerdi. Ayaklandık, isyan ettik, olmaz dedik. Aynı çoklu baroyu siz şimdi getirdiniz, önümüze koyuyorsunuz. Altı, rekabet olacak. Altıncı yalan. Rekabet olacak, kalite artacakmış. Şimdi İstanbul'da şöyle bir şey var. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de rekabet olacak, kalite artacak diyorsunuz. Bir yandan da Anadolu barolarını çok düşünüyorsunuz diyorsunuz. Orada niye rekabet olmuyor? Orada neden kalite artmıyor? Neden bir tek Barolar Birliği'ni size vermeyen, devşiremediğiniz barolar bölünmek zorunda kalıyor? Bunu da anlamak mümkün değil ki. Kamu tüzel kişiliğinde zaten rekabet olmaz. O zaman ben çok istirham ediyorum. Ne olur bir valilik daha kurun Ankara'ya ya. Gösteri yapmaya, yürüyüş yapmaya izin vermediğinde biz de gidelim. Kendi valimizden izin alalım. İstirham ediyorum. Yani RTÜK konuşuyoruz burada değil mi? Saçma sapan yayınlara RTÜK ceza vermediğinde biz de gidelim kendi RTÜK'ümüze şikayet edelim. Aynı şey, kamu tüzel kişisi bahsettiğimiz şey. Yedinci yalan.
Dünyada çoklu baro sistemi var. Harikulade bir alan. Bütün havuz medyası çok güzel sarıldı. Bilmeyenlere yediriyor olabilirsiniz. Biliyoruz biz, yemiyoruz. Yemiyoruz biz bu yalanı. Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde bir yargı çevresinde birden çok kurulu bir baro yok. O verdiğiniz örneklerin hepsi... Buyurun. O derneklerden zaten bizde de var. O derneklerden bizde var. Bunun için çoklu bir baroya geçmemize gerek yok. Sekizinci yalan, barolar çok kalabalık. Biz avukatların iyiliğini düşünüyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Yani siz şimdi 2002 yılında iktidara geldiniz. Bu barolar niye kalabalık? Bir konuşalım mı bunu, ister misiniz? Niye kalabalıklaştı bu barolar? 2002'de iktidara geldiniz. 23 tane hukuk fakültesi vardı. Bugün kaç tane var biliyor musunuz arkadaşlar? 132. Arada 100 tane fark var. Yani apartman açtırana bir tane hukuk fakültesi kurdurdunuz, sonra barolar çok kalabalık, bölelim. Gerçekten komik geliyorsunuz kulağa. Barolar siyaset yapıyor. En sinir bozucu yalan olabilir. Barolar siyaset falan yapmıyor. Barolar sizin yaptığınız hukuksuzluklara karşı duruyor. Bu baroların anayasal hakkı ve görevidir. Lütfen bu manipülasyona da alet olmayın. Ve son olarak bu kendinize söylediğiniz bir yalan. Bir şey olmaz ya, abartmayın. Gerekirse değiştiririz. Referandumda da bunu yaptınız. Siz değiştirmeyeceksiniz ama ilk seçimden sonra bunu biz değiştireceğiz. Ama o arada da verdiğiniz zararı vereceksiniz. Gerçekten ne diyeyim, valla meslektaşlarıma konuş. Arttıkça zulmeden, zulmü arttıkça eriyen bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. İktidarına tutunabilmek için her türlü demokratik unsuru yok etmekten çekinmeyen ve demokrasiyi yok ederse iktidarının süreceğini zanneden bir anlayışı görüyoruz. Sanıyorsunuz ki demokratik kurumlar yok olursa, sivil toplum susarsa, meslek örgütleri susarsa, üniversiteler susarsa, sendikalar susarsa, siyasi partiler susarsa, medya sessizleşirse iktidarınız sürer. Ama yaptığınız her tür ceberrutluk, her tür zalimlik sonunuzu hazırlıyor, farkında değilsiniz. İşte bugün bir saldırı altında olan barolar var. Şu ana kadar Türkiye'nin birçok demokratik kurumunu çürüttünüz, işlevsizleştirdiniz, yetkilerini azalttınız, sesini kıstınız ama bugün de baroyla uğraşma derdindesiniz. Niye? Çünkü Türkiye'yi tek sesli yapmak istiyorsunuz. Ve baroları bölerek, baroları parçalayarak, küçük küçük barocuklar kurdurarak, belki de o küçük barocuklardan bir veya birkaçını muhatap alarak Türkiye'deki yargı düzenini ve özlediğiniz o size bağlı yargı düzenini kurabileceğinizi zannediyorsunuz. Oysa değerli arkadaşlar, bu yasa tasarısıyla da hayal ettiğiniz sonuçların çok dışında, hatta yanılmışız diyeceğiniz, çok kısa sürede aldatılmışız diyeceğiniz, nereden getirdik bu yasayı diyeceğiniz sonuçlarla karşılaşacağınızı şimdiden garanti edebiliriz. Bakınız, son derece yanlış bir yasa, vicdandan, demokrasi kültüründen, akıldan yoksun bir yasa, 4 üyeli Ardahan'la 4040 üyeli Ardahan'la 4600 üyeli Antalya'yı eşitleyen bir anlayış. 4 delegeyi 2000 üyeli baroya vereceksiniz ama 5.'yi alması için 5000 üye daha getir diyorsunuz. Böylesine izandan yoksun, demokrasiden nasibini almamış bir teklif. Peki bunu nasıl açıklıyorsunuz? Nasıl gerekçelendiriyorsunuz? Gerekçe yok. Diyorsunuz ki dünyada bunun örnekleri var. Bakın benim elimde meclisin hazırladığı iki tane literatür var. Biri 2018, biri 2019'da hazırlanmış. Dünyanın hiçbir yerinde değerli arkadaşlar çoklu baro yoktur. Dünyanın hiçbir yerinde. Komisyonda anlattınız, Amerika'da var dediniz, Kaliforniya'da var dediniz, Almanya'da var dediniz. Yararlanın ciddi literatürlerden. Dünya örneklerine cidden bakın. Havuz medyasının manşetleriyle burada konuşmayın. Varsa bir tane dünyada çoklu baro örneği getirin söyleyin. Bir tane örnek yok. Durumunuz şuna benziyor arkadaşlar. Okyanusta, deniz ortasında salda kalmış bir kazazede gibisiniz. Susadıkça deniz suyu içiyorsunuz, deniz suyu içtikçe susuyorsunuz ve bu sizin solunuzu hazırlıyor. Bu anlayışla değerli arkadaşlar, bu yasanın bir an evvel geri çekilmesi lazım. Bu yasayla birlikte barolara saldırıyorsunuz. Barolara saldırırken yargının temel ayağı olan savunmayı çökertiyorsunuz, hukuk devletine saldırıyorsunuz ve maalesef demokrasimizi hedefliyorsunuz. O küçücük barocukların birbirinden üye alma, üye çalma, üye kaydetme derdine girecek barocukların
disiplin yönetimini, disiplin uygulamalarını, staj uygulamalarını hakkıyla yerinde doğru yapabileceğini hanginiz iddia edebilir? Siz bu ülkeyi bu kadar mı sevmediniz? Barolara bu kadar mı hıncınız var? Bu neyin intikam duygusudur anlamak mümkün değil. Bakınız, Türkiye'nin acilen demokrasiye ihtiyacı var. Türkiye'nin temel sorunlarına eğilmeye ihtiyacı var. Ülkemizin sorunları bunlar değil. Türkiye'nin baroyla vakit kaybetmeye, baroyu böylesine sizin arka bahçeniz yapmak için vakit kaybetmeye ihtiyacı yok. Öylesine gözünüz dönmüş ki Ankara'nın ortasında 30 tane baro başkanının oturmasına dahi tahammül edemiyorsunuz. Şu anda abluk altındalar ve zaman zaman da polisin şiddetiyle, ölçüsüz şiddetiyle muamele edilmek zorunda kalıyorlar. Bu anlayışla değerli arkadaşlar, bu yasayı hukuk devletine, demokrasiye, barolara ve ülkemizin geleceğine bir saldırı olarak değerlendirdiğimizi ve sonuna kadar karşı koyacağımızı bildirmek isterim. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.